Ayın 18'inde açıldı, Ağustos'ta. Ne var burada, ne var? Varıp bir şitine hizmetine gülüm dökülmüş yapraklarım. Varıp bir şitine dökülmüş yapraklarım. İşte babası ya da dedesi o seçilir. Kervanbaşı evlilik çağına gelmiş genç kızdır ailedeki seçilir. Ya da yeni doğum yapmış kadın seçilir. Kervanda en başta bu gider. Sonra eşek gider. Sonra deve gider. Sonra koyunlar ve yörük beyi gelir. Bunu bir adım bile önüne geçilemez. Uğursuzluk kabul edilir. Bu bereketin simgesidir. Kervan başı kadın. Arkasından eşek gider. Sonra deve gider. Eşek ve deve arka arka olmasının sebebi sadece deve ile eşek aynı ritimde gider diyor. O yüzden arkasından eşek gidiyor. Ha. Başka devenin aynı ritminde bir hayvan yok bile bile yani. Bu deve sandığı. Yine devenin üzerine bindiriliyor. Biraz daha yerleşik hayata geçen yörükler bunu kullanıyor. Bunun içerisinde herhangi bir yiyecek, içecek bozulmuyor. Genelde yiyecek muhafaza ediyorlar. Burası yine yörük ağırlama bölümü. Bu da yine sandalyeler, yörüklerin yerleşik hayata geçik yörüklerin kullandığı sandalyeler. Şu kısmı deve bağırsağından yapılıyor. Deve bağırsağıdır burası. Topak taslar var, işte çorba yemek yemek için. Orada da buhurdanlık var, içeriye güzel koku vermesi için bitki yaprakları, bitkilerden kurulmuş bitkilerden konuluyor ve yakılıyor ve güzel kokması için. Kahve ibriği, arkada yine abdestlik, elle eli ve ibriği var. O da yine sofrada yemek yedikten sonra el yıkandığında, el yıkanması için, delikli olmasının sebebi de pis suyun gözükmemesi için. Bu yukarıdaki küçük yerde ayak koymak için, abdest alınacağında ayak yıkanıyor ya, hı hı. En son ayak koymak için orası da. Yine orada yıkanırken yine pis su gözükmüyor yani, pis su aşağıya gidiyor sürekli, temiz oluyor yani. Bu yine kilim elidir, sumak dokumak elidir. Bunu 3 tane, 4 tane bayan aylarca anca dikebiliyor. Kıyısmış gerçekten, çok güzel. Burada yine deve sandığı. Yine şöyle gösterebiliriz size. Şurada kapaklı bir sistemdir. Bununla bir tane bile çivi kullanılmamıştır. Çivi yoktur üzerinde. Bu zaten keklik kafesi. Çarık var. Burada bir beşik. Erkek çocuk için. Bu keçedir.
yılan, çıyan, akrep gelmemesi için. Bu balık taklıyorlar buna, çocuğu buna bağlıyorlar. Bu da sibiçtir, çocuk çiş yapması için. Çocuk bağlanıyor, poposu buraya yerleştiriliyor. Sonra çişi geldi miydi oraya yapıyor. Bu yine düğün sandığı. Aynı sistem kız çocuk için de var. Şimdi buraya gelelim. Burası evet çamaşır leğeni. O ne boyun mu? Burası da av bölümü. Ayrıca sadaktır. Yine deve derisinden yapılıyor. İçine ok katılıyor. Ok koyuluyor. Yanındaki yine bir koç boynuzudur. Onun içine döküm yapılıyor. Isıtılıyor. Sonra silahların ya da kılıçların arka kısmı yapılıyor ondan. Onun yanındaki bir 4 yaşında teke boynuzudur. O boynuzda alt tarafında bir kapak olur. İçinde yağ konulur. Bu konulan yağlar dağa falan çıkıldığında silah taşınırken silah da hani tutuklu falan yapınca dökmek için. Ayrıca balık da konuluyor sıkı yapmak için onun içine. Burada yine silahlarımız var aynı şekilde. Şeşhane kılıçları var. Bu bir kurt, canavar, böcü kapanı. Bununla yine koyunların etraflarına konuluyor. Gece hani kurt falan geldiğinde kurtu yakalamak için, korunmak için. Ayrıca bununla avlanmada da kullanılıyor. Tavşan yakalamak için de kullanılıyor. Bu şekilde. Burası kahve bölümü. Kahve saklama sandığı. Bu da yine bir deve derisinden yapılma. Kahve çekirdeği kahve kavurma tavasında, kırmalı kahve tavasında kavruluyor. Kavrulduktan sonra kahve soğutma kabı, soğutan denilen o kapta soğutuluyor. Sonra değirmende çevriliyor, cezvede kaynatılıp servise sunuluyor. Bu kahve çekirdeği çok sıcak olmaması lazım, çok da soğuk olmaması lazım. Yani tam ılık olması lazım. Bunlar el terazisi. Bu tuz terazisi. Eskiden yörükler benim dedemle gidermiş. Kaya tuzu getirirlermiş. Bununla tartıp satarlarmış. İşte karşılarında bir şeyler alırlarmış. O şekilde kullanılmış. Bu da okkadır. Kilogramını 300 gram fazla tartıyor. Yine testere, kolosla, karşıda temsili resimle görüldüğü gibi. Genelde kadını alt tarafta oluyormuş, yukarıda da erkek gibi çekiyormuş onu testere. Yani, çünkü yukarıda biraz daha ağır oluyormuş iş, o yüzden. Şu dibek, kahve dibeği. Genelde kahve dibeği olarak kullanıyorlar yani bir şey diyelim. Bu hallaç. Buna atacak diyorlar. Buna çene diyorlar bu kısmına. Yay kısmı da deve bağırsağı yeri. Deve bağırsağı yani. Bunlar tarakları. Yün inceltiliyor. Kırkıldıktan sonra inceltiliyor. Sulanıyor, yıkanıyor. Yıkıldıktan sonra inceltiliyor, güzelce temizleniyor. Temizlendikten sonra keçe yapımında kullanılıyor. İşte kök boyalarıyla keçe desen, yani desenli halı yapıyorlar keçeden bu şekilde. Çadırlarda kullanıyorlar. İşte evlerinde kilim olarak kullanıyorlar. Bu çıkrık ip eğdiriliyor bunda. Yani yünü ip haline getiriyor, sarıyor çevirince. Bu da yine ıstar, kök boyalarının yünler. Bu sarılan ipler ip denilen bu mekanizmaya sarılıyor, makara şeklinde. Bu yine çıkık çark. Bu da yine aynı şekilde o çıktığın görevini yapıyor. Yalnız bu kısımdan sararsanız iki sıra, iki kat fazla sarıyor. Yukarıdan sararsanız üç kat sarıyor. Bu yine iyi. Heybeler.
Bu damat elbisesi. Damat giyiyor bunu. Düğünden bir gün önce. Ceplerden şeker dolduruyor. Ve düğünden bir gün önce herkese dağıtıyor ve herkes düğününe çağırıyor. Üzerindeki desenler de bu nazarın simgesi, Nuska. Bu da eli belinde. Takma simgesi. Yani eski medeniyetlerle evlendiniz daha. Burada yine bir seccade, hayat ağacı ve çengel. Bu çengel genelde bağlama anlamına geliyor, aile bağlama anlamına geliyor veya sevgiyi temsil ediyor. Yani sevgiyle bağlanmak veya hoşlanmak, çorap veriyor, hoşlandığını belli ediyor. Bu şekilde yani. Bu yine ıslak. Şu çoban keçesi değil mi? O kepenek. Çobanların ceketi. Kepenek mi dedi? Kepenek ismi onun. Keçe. Tabii keçeden yapılıyor. Sıcak tutuyor, yağmur, su almıyor. O anneannemin çantasında. Bu yine bir kepenek. Bu çulfalı. Bu biraz gariban işi. Öyle söyleyelim. Bunda kumaş parçalarından falan yapıyorlar bunu. Yani eskiden bu kısım, bu bölümde side tarafı daha çok kullanmış bunu. Bu Girit'e gidip de döndüklerinde kalelerin içine girmişler. Hiçbir şeyleri yok. Orada kumaş parçalarından falan toplayarak da kilimler falan yapmaya başlamışlar yani. Bu mekanizma üzerinden. Bu da mekikle kullanılıyor. Mekiğin ortasında bir tane kargı oluyor. Burada bak. O kargıya yün sarılıyor. Kök boyasından yapılan yünler, renkli yünler sarılıyor. Bir taraftan atılıyor, çekiliyor. Alttaki petalarla basıp da buradan çekmezmeli bir sıra örmüş oluyor. Bu şekilde. Burada yine bir keçe yapımı. Keçe yapımı. Bu da biraz önce biraz anlattım. Keçeleri eskiden göğüslerinde bulup beziyorlarmış hamamlarda. Bu eski Ebu Said diye birisi varmış. Keçe ilk başlayan insanlardan birisiymiş. Ayakla ezmeye çalışmış, ezememiş. Sonra yorulmuş, ağlamış, niye bir yapışmıyor bu diye. Sonra gözünden yaşlar akınca keçe yapışmış. Sonra suyla yapışması gerektiğini öğrenmişler. Sonra suyla yapıştırmışlar. Yün, yani ne kadar büyük bir halı yapacaksanız o kadar büyük bir muşamba ya da bir tane kilim seriyorsunuz. Kilimin içerisine yünleri orada hallaşla ayırıyorsunuz, inceltiyorsunuz tel tel. Sonra üzerine su atıyorsunuz. Sonra onu sarıyorsunuz makara şeklinde. Sardıktan sonra üstüne çiğniyorsunuz, işte göğsüne vuruyorsunuz. Bu eskiden erkekler yapmış. Hatta bu göğüs kısmı aynı spor yapmışında olmuş eski. Veya şu kollarını şuralarda eziyorlarmış sürekli. Sonra ezdikten sonra yine kök boyalarıyla üzerine çiçek resimleri işte vesaire yapıp yeniden kapatıyorlar ve güzel bir kilim oluyor. Şimdi arka tarafta çadırları da göreceğiz. Bunlar tabaklar, kirpikler. Yine o şuradaki ıslarda bakıyorum. İpleri şöyle ayırt etmek için, ayrıştırmak için kullanıyorum. Burada yine çarpan atılışları, kolan dokunmak için, öbekke kolan dokunmak için. Kolanlar, sicimler, deve yuları, dizgin. Evet. Bunlar karakovan. Çok güzel. Bu da içi yakılarak oyuluyor. Affedersiniz, hani biliyor musunuz, bilmiyorsunuz da ben hepsini anlatıyorum. Anlat. Bunlar karakovan, içi yakılarak açılıyor ve sonra toprakla kapatılıyor. Adam bunun içine giriyor, petek yapıyor, bal yapıyor. Sonra tütsü sıkıyorlar,
Şürtüse diyorlar buna. Duman oluyor bu. Fıs fıs sıkıyorsunuz, arı çıkıyor. Sonra içerisinden bal alınıyor. Bu da Serenler. Elmalı tarafında çekilmiş bir fotoğraf. Yüksel yapmalarının sebebi ayı ve domuz yememesi için. Şurada bakın merdiven şeklinde çıkma yeri vardı. Buradan çıkıyor. Arka tarafından dolaşıyor ve balı alıyor bu şekilde. Burada çamlar var. Bu çamların hepsi... Sırada çocuklara bakıyorsun değil mi? Farklı farklı bölümleri var. Bu öküzler için akşam çamlı. Bu yavrusu olan koyunlar için aynı şekilde. Bu yani koç için, küçük koç için. Bu büyük köz keçi vardır, köz koyun vardır, köz koç vardır. Bu önünde gider. Bu onun için. O nereye giderse öbür koyunlar da arkasından gider. Bu onun içindir. İşte aynı şekilde. Bunlar yine yavrusu olanlar için. Bu deve gerdanı, bu devenin karın çanı. Buna gümbür bekliyorlar ayrıyeten. Bunu devenin karnına bağlıyor. Biri bir tarafta, biri bir tarafta olur. Öbür taraftaki develer vardır. Aynı şekilde bunlar, bu deve yüz çanı. Devenin yukarısına bağlanır. Şu kısmına bağlanır şöyle. Şuradan asılır. Şöyle gelir. Öbür tarafta da yine. Bu bir boyunduruk. Sığırların boynuna takılıyor. İşte saban çekmek için, kağını çekmek için. Burada yine çanlar var. Ayrıca tıbbi malzemeler var. Damga var. Damgalar var işte. Ayağına atın falan bir şey battığında çıkarmak için meseleler var. Burası ahşap saklama kapları. Ay ne kadar güzel. Ahşap saklama kapları, bunlar ahşap ölçü birimleri, şinik. Genelde bununla buğday ölçerler. Biz de ölçerdik buğday. Kocaman havuz gibi olur da atlardık. Bunun büyükleri 16 kilo geliyor, küçükleri de 4 kilo geliyor. Bunlar deve matarası. İçine su dolduruyorlar. Uzun yola develerle çıkarırken su ihtiyaçlarını bu mataradan gideriyorlar. Ayrıca dibekler. Bu tarafta yine ahşap ambar var. Bunun içinde yine buğday ambarı, ahşap buğday ambarı. Bu Elmalı tarafında bunun 3 katlı ev şeklinde olanlar var, büyük. Bunda kesinlikle çivi yoktur. İçinde buğday bozulmaz. Bu bir düven. Üzerindeki taşlar çakmak taşıdır. İkisini vurunca ateş çıkar. İki tane taşı birbirine vurunca. Düven de ekim biçildikten sonra yerde kalan ekin düvenin üzerine binilir ve hayvan çeker. Ekini keser. Sonra bu da buna mayıslık deniyor kabada. Hayvanlar çiş yapacağından altına tutuluyor. Buğday ve samana karışmıyor. Bunu da başka yere atıyor. Mayıslık demelerinin sebebi de Mayıs ayında otlar yeni çıktığı için hayvanlar birden otlara saldırıyor, taze otlara. Çok yiyince de çok dışkı yapıyorlar. Sonra bu yerdeki ekin ve saman hafif rüzgarlı bir havada havaya atılıyor. Saman bir tarafa gidiyor, buğday yere düşüyor. O şekilde de ayrıştırıyorlar, ayrıştırıyorlar. Burada oraklar var. Kara saban, işte yabala, dirgenli, sürekli. Orak, bunlar da elcik, eldik, parmaklara takılıyor bu. Ekini şöyle, elinizle şöyle aldınız mıydı? Normalde ekin çıplak eli keser. Ekine el attınız mıydı? Hem ekinden hem de oraktan korunmak için. Burada yine şu geniş olan holus, bu kalbur büyük olan. Diğerleri de normal elek, yine deve derisi, deve derisinden yapılmış, deve bağırsağından yapılmış iç kısmı. Şu boncuk da nazar boncuğu, nazarlık yapmışlar. Bunlar taş un değirmenleri, tuz değirmenleri. Burası yine kırçalı, süt makinesi, yağlı süt, yağsız süt. İkisini ayırıyor. Yağlı sütten büyük tereyağı
elde ediliyor. Yağsız sütten de yağsız peynir elde ediliyor. Sonra çuvallar. İşte buğday çuvalları, giysi çuvalları. Kaşıklar, bodanya kaşığı. Aksaki bodanya kaşığı. Bu kısım tuluktur, keçi derisi. Keçi en az 5 yaşında olması lazım. Çünkü 5 yaşından küçük olursa deve, yani bu keçi derisi çok sağlıklı olmaz. Yani patlayabilir. Bu biraz da kalındır yaşlı olduğu için. Bu bir şektir. Bununla karıştırılır. Keçi derisi yüzüldükten sonra 2 gün külde bekletilir. Sonra zeytinyağla güzelce kazanır, temizlenir. Temizlendikten sonra yıkanır. Yıkandıktan sonra işte içine yoğurt, su, bir de yöreye göre değişiyor. Çam yaprağı atanlar var, çam kabuğu atanlar var, sumak atanlar var. Ayran kokusunun artması için ayrıca tereyağı da yapıyorlar. Bu yine yemek kaşıkları. Bu da iliştir. Süt tasları, bardakları, hoşaf tasları, hepsi bakırdı bunların. İşte çanaklarımız, pilav çanağı mesela. Bu büyük kaşıklar çomça çomça deniyor bunlara. Bunlar keşke çomça çömçe. Çomça veya çömçe. Aynen. Bununla keşkek biliyorsunuz değil mi? Keşkek, keşkek karıştırıyorlarmış. Eskiden yörüklerde hani yemek verildiğinde keşkeği köyün gençleri karıştırılmış. Köyün gençlerini çağırılmış. Hani gelin karıştırın diye güç gösterisi yapmak için, kendilerini de kızlara göstermek için öyle söyleyelim. Hava atmak için. İşte ya bu çocuk bak karıştırıyor, güçlü falan. Burada yine ahşap işlemeli kaşıklar var. Bu kaşıklarla hem gelen ya gelen demeyelim de bu kaşıkların özelliği de hem kime ait olduğunu bilmek için hem süsleme yapmışlar. Yani gösteriş. Hı hı. Hem ayrıca de çadırda veya bulunduğu yerde bir yere asmak için. Hı. Mesela şu baştaki asmak için kullanılmış. Bunlar oklava, pişirgeç, döndürgeç. Ne bunlar güzel şu maviler. Onlar çinko çaydanlıklar. Evet, aynen. Ben hatırlıyorum onları. Çok güzel. Bu şekilde. Burada yine kahve kavurma tavası. Baharatlık. Bu da yine kahve soğutma kabı. Bu biraz önce orada dedim ya, ne çok sıcak ne çok soğuk olacak. Kapağından işte çok ne soğusun ne de çok sıcakta kalsın diye onu ayırmamız için kullanıyorlar. Burada yine çitiller bakmaçlar. Bu yine bir sumak doku makinim. Hangi yarıyor Özgü? Bu ya şöyle bir şey, bunun üzerindeki desenler hemen hemen geleneksel bütün her tarafta olan desenler, yani öyle söyleyeyim. Her yeri yöresine özgü. Mesela buradaki olan bu desenler bütün her şeyde var, bütün halılarda var yani. Burada Atilla Hocam oturuyor. Atilla Hoca'yla beraber oturuyoruz orada. Şöyle göstereyim ben size. Nasıl? Ofis. Ne güzel. Şurada var. Yani ibrik. Bu da böyle, bunun kapısı. Çok güzel. Kemal. Bir yerde oturduk. Böyle havadar görüyorsun değil mi? Bak. Ay, çok havadar, çok güzel. Çadırda mı? Böyle bir
çadırda ya, buna benzer bir çadırda değil mi? Çay içtik, kahvaltı ettik. Vay 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 vay. Sen de hayata. Değil mi? Ben nasıl, de buraya oturuyorum. Ay çok güzel burası. Marat hadiye bakalım hadi. Çok güzel olmuş gerçekten. Vallahi daha çok eksiklerimiz var. İnşallah onlar da geçer. Anne bunun adı Topak Ev'miş. Bu Topak Ev'e de bakit anneciğim. Çok güzel bir Topak Ev. Yani Orta Asya'dan, Orta Asya yörüklerinden bizim buraya gelmiş bir çadırdır. Bu çadır Topak Çadır, Topak Ev deniyor bu çadıra. Bu çadırdaki konfor, bu çadırdaki özellik hiçbir evde yoktur. Hiçbir çadırın, hiçbir evin bu kadar penceresi yoktur. İstediğiniz yerden pencere açabilirsiniz. Bu çadırda -35 derecede soğukta kalabilirsiniz üşümeden. Bu çadır kurulu şekildeyken bu kapıyı istediğiniz yere çevirebilirsiniz. Güneş gören yere, görmeyen yere. Ayrıca bu çadır kuruluyken küçültebilirsiniz. Yani daraltıp yükseltebilirsiniz. Ayrıca da genişletebilirsiniz. Yani büyütebilirsiniz bu çadırı. Onu da söyleyeyim. Bu çadırı genelde iklim, yani hava soğukluğu aynı olan bölgelerde kullanmışlar. Yani bizim burası gibi sürekli yer değiştiren yörükler kullanmamışlar. Mesela adam gitmiş dağda bir yere kalıyor. Orada ihtiyaç duymuyor. O gibi yerlerde kullanmışlar. Bu çadır pek geleneksel olarak bizim burada kullanılmamıştır. Genelde bizim buranın yörüklerinin, yer değiştiren, sürekli yer değiştiren yörüklerin kullandığı çadır kıl çadırdır. Bu çadır tamamen keçeden yapılmadır. Ayrıca yani bilen birisi 15-20 dakikada söküp takabilir. Ayrıca bu çadır Orta Asya'dan geldiği için Göktürkler zamanında, yani Gök Tanrı'ya inananlar zamanında yukarı doğru bakar, bombelidir böyle. Hani Tanrı'nın yukarıda olduğuna inanırmış ya o zamanlar. O zamandan kalma bir inançtır bu. Hatta keklik kafesi ve Türkiye'deki camilerin üst tarafının böyle yukarıya bakması da bu çadırdan gelmedi. Öyle söyleyeyim. Bu önemli. Buna çöysü diyorlar. Göç, yani yörük göç yapacağız demezmiş. Yörük biz başka bir yere gideceğiz demezmiş. Yörük çöysüyü indir dermiş. Çünkü göç ve gitme olaylarını birisi duyduğunda, yani uğursuzluk olacağını ya da işte uygunsuz bir şekilde yakalanacağını veya bir baskın, bir şeyler olabileceğini düşündüğü için çöysüyü indir derlermiş. Bu çöysü tavanda asılır. Çöysü indi miydi göç başlayacak demekti. Nasıl söyleyeyim? Hani müze kültürü, gezme kültürü olan insanlara hani hadi bir fotoğrafını çekelim diyorum. Bazen ben kendim diyorum. Sizin fotoğrafınızı çekelim diyorum. Bu ala açık çadırdır. Ardıç ağacından yapılmadır. İki tane ardıç ağacının dalının, yani dalını demeyeyim de iki tane ardıç ağacı parçasının karşılıklı bağlanarak birleştirilmesiyle oluşuyor bu. Karşı kısım sütlük kısmıdır. Yukarı kısmı yüklüktür. Alt kısmında sütlük, işte hayvansal gıda malzemeleri, yiyecek içecekleri bulunur. Alt tarafların kargılıdır. Kargılı olmasının sebebi hani büyük bir hayvan girmesin diye. Yine dışı keçeden yapılmadır. Bu çadır açık, diğer Topak Ev'den, Topak Ev'in biraz bozulmuş halidir. Yani o biraz yapılamamış da ona benzetilmiş halidir. Bunu bizim buradaki yörükler yine fazla kullanmıyor. Yine akrep, yılan, çıyan girmez. Keçe olduğu için. Burada yine yalaklar, su yalakları. Kuyu bileziği. Bu çatal. Kuyuya işte değerli bir eşyası, kıyafeti, bir şey düştüğünde veya kova, değerli eşyası kovadır. Kova düştüğünde onu almak için kullanılıyor. Eskiden şöyle söyleyeyim. Bu mekanizma yokken kuyuya
çocuklar hani kovayı falan çekerken düşmesin diye eskiden eşek bağlarlarmış. İpi eşeğe bağlarlarmış, bir ucunda kovaya bağlarlarmış. Çocuk eşeğe vurulmuş, eşek gidermiş, kova yukarı kadar çıkarmış, sonra kovadaki suyu alırmış, eşek geri gelirmiş geriye. Mantıklı. Burada yine at arabası, yayla. Bu da yine bir değirmen. Yani de taşı eksik olacağız inşallah. Burada yine bir yağ, zeytinyağı küpü. Bununla sirke de bekletirlermiş. Burada yine su yalağı. Bu Honamlı tekesi. Honamlı keçisi. Bunu besleyene devlet cüzi bir miktar teşvik primi veriyor. Neden de işte nesli tükenmekte olduğu için. Bu koç. Yörük beyi. Çoban dayı. Çoban köpeği. Boynundaki hırtal. Yani daha büyük köpek boğmasın veya kurt boğmasın diye. Bu keçi kılından yapılıyor. Bu da akrep. Bunun üzerinde yürüyemiyor. Kayıyor. Akrep o yüzden bunun içine giremiyor. Ayrıca küçük delikleri var görüyorsunuz. Yani bu normalde su geçirmiyor. Yağmur yağdığında bu delikler şişiyor. Şişince su direkt aşağıya gidiyor. Bunu buranın yörüklerinin kullandığı çadır bu çadır. En kolay çadır da bu çadır da budur. Kenar bölümleri stil derler. Yukarısı da yine çuldur. 4 tane, 3 tane direkt dikerler. Bunu üstüne atarlar, bitti. Yağmur falan bir şeyleri sıcak tutar yani. Müzemiz bu kadar. Çok güzel. Umarım güzel olmuş gerçekten. Bir hatamız varsa düzeltelim. Her türlü eleştiriye açığız. Bunda da ayran oluyor. Onda da evet ayran. Ya yık bu.